Yoksul çiftçi sabah iki öküzünü yanına almış ve tarlaya çift sürmeye gidiyormuş. Sabahın erken saatleri olduğu için çevrede derin bir sessizlik varmış. Ormana yaklaştığında ağaçların arasından ne olduğunu çıkaramadığı çığlıklar duymuş. Seslerin geldiği yöne doğru ilerlemiş. Ağaçların arasında kocaman bir ayıyla ufacık bir tavşan kavga ediyormuş. Ayı sık fidanlar arasında tavşanı kovalıyor, hırsından bağırıyor, tavşan ise hızla sağa sola koşup arada bir de ayıya tokat atıyormuş. Çiftçi ayının durumunu görünce kahkahalarla gülmeye başlamış. Ayı tavşanı bırakmış ve adama dönmüş. Çok mu komik? Şimdi seni iki öküzünle birlikte yiyeyim de gör bakalım. Adam çok korkmuş ama elinden gelen bir şey de yokmuş. Bana acımıyorsan aileme acı bari. Hiç olmazsa akşama kadar tarlamda çalışmama izin ver. Tarlamı süreyim, çocuklarım aç kalmasın. Ayı buna izin vermiş. Çiftçi bu dünyadaki son gününü tarlada çalışarak geçirirken karşısına bir tilki çıkmış. "Neden böyle kederlisin çiftçi dostum?" diye sormuş tilki. Çiftçi olup biteni anlatınca tilki ona bir akıl vermiş. "Sen aklını kullanmasını bilmiyorsun anlaşılan. Dediklerimi aynen uygula." Ayı gelince ben ağaçların arasından avcıların borusuna benzer bir sesle bağıracağım. Ayı hemen korkup bunlar kim diye soracaktır. Sen de herhalde avcılar geliyor diye yanıtla. O senden kendisini saklamanı isteyecektir. Çuvala girmesini söyle. Sonra da ben ortaya çıkacağım. O torbada ne var diye soracağım sana. Sen kömür var diyeceksin. Bense emin olmak istiyorum. Ben ayı avcısıyım. O torbaya şu baltayla bir vur bakalım diyeceğim. Sen baltayı daha torbaya dokundurmadan ayı korkudan ölmüş olacak. Sen de kurtulacaksın tamam mı? Bu dediklerim olursa sen de bana dokuz tane tavuk vereceksin. Anlaştık mı? Çiftçinin seçme şansı yokmuş. Evinde tavuk olmadığı halde tilkinin dediklerini kabul etmiş. Gerçekten de tilkinin dediği gibi olmuş. Çiftçi ayıdan kurtulmuş. Akşam eve gittiğinde durumu karısına anlatmış. Ertesi gün için bir çözüm düşünmeye başlamışlar. Tilkinin aklını kullan sözleri kulağından çıkmıyormuş. Ertesi sabah tilki gelip evin kapısına dayanmış. Çiftçi kardeş tavuklarım hazır mı? Evet evet getiriyorum demiş çiftçi ama kapıyı açmadan önce köpek gibi havlamaya başlamış. Tilki köpek seslerini duyunca neye uğradığını şaşırmış. Bu evde köpek mi var? Evet, hem de kocaman iki tane köpeğimiz var. Senin kokunu aldılar galiba diye cevaplamış çiftçi. Aman çiftçi dostum, kapıyı sakın açma. Tavukların senin olsun. Benim acele bir işim var. Hadi sonra görüşürüz demiş tilki ve ormana doğru öyle hızlı koşmuş ki 100 metre koşuda tilkiler rekorunun o gün kırıldığı iddia edilir. Çiftçi gülmekten yerlere yatmış. Ayıdan sonra tilkiden de kurtulduğu için çok mutluymuş.